Bağlar Aykası sayfa 32 mektup 10. Yine Hulusi mektubu. Eser emsali gibi nurlu ve hikmetlidir. İnşallah temenni buyurduğunuz vecihle ümmeti Muhammed'in aleyhissalatü vesselam içtimai ve pek mühim bir yarasına kati deva olur. Doğrudan doğruya nuru Kur'an olan mübarek sözlerin kast ve işaret edilmek istenildiğini arz ettim ve makamı tasdikte şimdiye kadar kendisinde Kendisine birkaç sözü de okudum ve imkan buldukça okuyacağım. La yuhat ve la yuhsa ni'amu sübhanesine mazhar olduğum Allah'a zülcelal, tebaka, tebareke ve teala ve tekaddes hazretlerine hamd ve şükürden aciz isyan ile ağludayken zat-ı zat üstadhaneleri bizi izni Rabbani ile o mübarek münevver sözlerle irşad edip zulmetten nura çıkardınız. O söz hakkındaki bir istifadesi. La yuat ve la yuhsa ni'amu subhanesine mazhar olduğum Allah-u Zülcelal tebareke ve teala ve tekaddes hazretlerine. Yani hadsiz şekilde nimetine, nimet-i subhanesine mazhar olmuş olduğum Cenab-ı Hak isyan ile aludeyken sizin gibi bir üstada izni Rabbani ile ve mübarek münevver sözlerle irşat edip zulmetten nura çıkardınız. Zulmetten nura çıkarmayı ne olarak anlamak lazım? Şuurlandırdınız. En Şimdi ee, şey diyor ya Allahu nuru semavatı vel arz ayetini açıklarken üstad her şeyin manasını yani mana harfiyle bakmayı ders veriyor. Ondan sonra kainata değil mi? Hakikat budur. Nur dediğimiz budur. Yoksa ışık değildir yani. ilahi ışık olarak anlamamak lazım. Nur şuurdur. Şimdi biz de Risale-i Nur'lardan önce kendi hayatımıza, dünya hayatına değil mi? Nursuz yani şuursuz bakıyorduk. Nereden geldiğimizi bilmiyorduk. Nereye gideceğimizi bilmiyorduk. Biliyorduk da yani hepsi e, sen söyle. Allah i̇syan alüde diyor ya o yüzden işte nursuz baktığından yani isyan ediyorsun. Tabii. o aynı o abinin söylediği gibi. Yani ee, nur ne demek işte? Şuurla bakmak, mana anlamak, manayı çözmek, hikmeti anlamak, hikmetini çözmek, ne için geldiğini, nereye gittiğini ve ne için geldiğini öğrenmek, kainatın ne için yaratıldığını, ne ifade ettiğini öğrenmek değil mi? Bu, bu noktadan bakınca nurlu bakmış oluyorsun. iman eden penceresinden iman nuruyla müşahede etmiş oluyorsun. Hakikaten anlamış oluyorsun. Bu noktadan bakmadığın zaman bu noktada bakmadığın her şey zulümattır. Yani zulümattan nura çıkarmayı iki noktada iki şekilde anlayabiliriz. Bir, Cenab-ı Hak ne yaptı? Bizi bu daire içine attı mı? Bu nurdan, zulümattan nura çıkarmaktır. Bir pencere budur. Ama ve lakin her an o nur ve zulümat hakikati devam ediyor. Sen olaylara, hadiselere bu pencereden bakmadığın sürece sürekli zulümattasın. Hikmet penceresinden, adalet penceresinden, rahmet penceresinden bakmadığın her zaman, manaya, is manaya ismiyle baktığın her zaman sen zulümattasın. Allah nuru semavati vel arz ayetine mutabık hareket etmiyorsun. Dolayısıyla zulümatta kalıyorsun. Aleminde çözemediğin şeyler olunca alemin karanlık, karanlık oluyor. Karanlık oluyor. Çözdükçe nurlanıyor. Tabii yani... çözdükçe he oluyorsun. He böyleymiş. Ha buymuş. Ha tamam doğruymuş diyorsun. Anlıyorsun. Neyin ne olduğunu anlıyorsun. Parlıyor alemin. Hani diyor iman hem nurdur hem kuvvettir. Ne demek bu? İman hem nurdur Ha he? ışık. Değil iman sana hakikati gösteriyor. Projeksiyon yapıyor. Çak yapıyorsun net gösteriyor vaziyeti. Hikmeti, adaleti, rahmeti bir sürü esma ilahi saymaya başlıyorsun. Manayı harfiyle bakmak dolayısıyla bu. Ali zulümattan çıkarmak manası ben böyle anlıyorum. İsa'nın zaten bu manalar hepsi geçiyor. taharıyı hakikat ile ömür geçirirken bak Hulusi abi taharri hakikat ile ömür geçiriyormuş. Hakikati aramak için çok uğraşmış Hulusi abi. Onu ifade edecek şimdi. Demek ki aradığın şeyi bulursun. Bak aradığın şeyi bulursun. Bazen bir şey söylersin mesela diyorsun diye halife. Ali şuradaki şeyi getirir misin? Ağam nerede? Bulamadım. Neden bulamadı? Aramadık. Şimdi bardak nerededir? Bardağın üstünde. Şimdi sen bardağı çekyatın altında ararsan sen taharı hakikat olmuyorsun. Hakikati aramıyorsun. Sen yani bu bardağı bulmamak için arıyorsun sen. Bak bu bardağı bulmak istersen neye bakacaksın? Ya masanın üstüne bakarsın, ya mutfağa bakarsın değil mi? Masanın koyulabileceği iş yerine bakarsın. Yani masa, e, bardağı, çekyatın altında aramak mantıksızlıktır değil mi? Şimdi sıkıntıların var, dertlerin var. Çözemediğin şeyler var. E bunu müzikte, bu rahatlığı, bu sıkıntıların çözümünü istediğin rahatlığı müzikte arıyorsun. Bulabilir misin? Bulamazsın. İçkide arıyorsun. Bulabilir misin? Bulamazsın. Anlık unutturursun. Unutturursan ama hakikati bulamazsın. Karanlık bir tüneldesin. Çıkış tabelası da var. Sen aksine gidiyorsun. Aksine gidiyorsun. Çıkamazsın. Çıkamaz. Dolayısıyla taharri hakikat çok önemli bir nokta. Hepimizin aleminde bir hakikati arama, bulma çabası olması lazım. Yani talep etmek lazım. Ben yani talebe vecet de Talebe de mutlaka verilir. Talep edersen Cenab-ı Hak ihsan eder, verir. Ama bunu istemek lazım. Öteki türlü talep ediyorum gibi gözükmek ayrı bir sıkıntıdır. Talep etmiyorsun. Talep edeceksin. Bak ne yapmış? E, ee, taharı hakikaten ömür geçirirken, hararetli şekilde böyle ben hakikati nasıl bulurum diye ömür geçirirken, Mukadderat bu asi bir çareyi de 5 sene evvel Şahın Nakşibet Hazretlerinden Muhammedül Küfrevi Hazretlerine doğru açılan Tarik-i Nakşibendi'ye idihal eylemişti. Nakşi tarikatına dahil olmuş Hulusi abi. Nakşi tarikatına girmiş. Muhammed-i Küfrevi Hazretlerine ondan sonra Bağ e, bağlanmış. Çünkü bir arayış içinde. Sonra muvakkat bir küsuf neticesi olarak yol kaybolmuş. Zulmet ve dikenler içinde kalınmış iken bir ara veriyor herhalde. Ve hatta çeşitli sebeplerle dolayı gidemiyor. Bu ne oluyor? Nurlu sözlerinizle zulmetten nura girdaptan selamete, felaketten saadete çıktım. Bir kere adım atman yetiyor ya. Bakın her ben kendi hayatımdan söyleyeyim. Hepimizin bu daireye girmesinde o kes dediğimiz vücuda harisi olmayan bir istek mutlaka vardır. Ama bakın vücuda harisi yoktur o. No. Bu sefer pay koparmış olursun. Senin hayırlı hiçbir hakkın yok. Kaderciyeti böyledir bu iş. Ama bir kes dediğim, bir şey yap, bir şey ama bir canım sıkılı demişim, bir namaz kılmışımdır. Bir kere bir sohbete gitmişimdir veyahut da bir merak haber şekilde bir kiliselik karıştırmışımdır veyahut da internette araştırmışımdır. Bir adım atmışımdır. Hani bir bir şey olmuştur, o ufacık bir pay. Yani bu pay da tekrar tekrar altını çizerek söylüyorum çünkü sıkıntılı bir durum bu. İşte ben bunu istedim de bundan böyle olduğu değildir. Hayırlarda senin yalnızca kes denilen, vücuda harisi olmayan bir istenen vardır. Cenab-ı Hak ona binaen seni bir tak, nuru atar. O işlemek değil mi? De, bir niyet. Heh, bir niyet. Dairenin içerisindeki her kişinin mutlaka geçmişinde cüz'i küllik küçük bir istemek vardır. Tabii istemek vardır. Yani zaten istemediğimiz bir şey olmaz ya. Ben bunu çok ifade etmeye çalışıyorum. Yani bir şey niye gelir senin başına? Bir şey istiyorsundur sen. Bu istemeyi böyle algılamak lazım. Bakın şimdi bu da var. Şimdi <laughs> musibet geldi ben bunu istemedim. Hayır sendeki istidatların var. Şiddetli dua etme. Şiddetli niyazda bulma istadı var. Bu ortaya çıkması lazım. Nasıl oluyor? Musibet geliyor. O isatla diyor ki ya Rabbi bu adam bizi kullanamayacak. Bu yana yana yakına dua edemeyecek. Cenab-ı Hak o musibeti gönder, O istat duasını ortaya çıkartıyor. <laughs> bu da bir istemektir. Ve hatta sana karşı cinsten birisinin musallat olması da istemektir. Nasıl istedin sen? E şimdi sosyal medyada profilleri karıştırırsan, ona bak buna bak yaparsan talep edersin. Cenab-ı Hak da onun ayağında sana bir imtihan gönderir. Nereden buldu beni bu? Veyahut da sendeki takva kuvvetini ortaya çıkarmak için gönderir. O da var. Bir tane karşı sana benim salat olur. Dersin ki estağfurullah dersin. Yusuf Aleyhisselam gibi. Tamam elhamdülillah. Tak, takva kuvvetini ortaya çıkar. Bu da istemektir. Bir şey istersin olur. İstemeden olmaz yani. Yani bu da bu, Üsta, e, Hulusi, e, abi de bu hakikati anlamış. Yani girmiş bir küsüfe uğramış o yol. Sonra birden nurlu sözlerle zulmetten nura, girdaptan selamete, felaketten saraya çıktı bunu ifade ediyor. E biz de öyleydik. O yüzden elimizdeki nimetlerin değerini bilmemiz lazım. Hizmetin, nimetin şükrünü ne yapar? Artmamız lazım. Nimet şükrü gitme, görmezse gider. Elhamdülillahi haza min Rabbi. Ferman buyuruyorsunuz ki imanı kurtarmak zamanıdır. Tamam. Cenab-ı Hak inşallah idrak etmeyi nasip etsin. Ama saldırı değişmiş. Yani aynı öyle. Demek artık böyle yapmak lazım. İmanı kurtarmak zamanı.